Efe merhaba, arkadaşlar merhaba. En son örneğimizi yapmıştık. 18 doğal sayısını asal çarpanlarına ayıralım demiştik. Bu 18 doğal sayısını asal çarpanlarına biz ilk önce çarpan ağacımızla ayırmıştık. Şimdi aradan sonra dedik ki tekrardan biraz önce yeni gördüğümüz şeyle yapalım. Kalemimi alayım burada. Yeni gördüğümüz yöntemle yapalım dedik. Buraya bir tane birbirinden ayırması için bir şey çizdim. Biraz fazla çizmiş olabilirim. Onu düzelteyim. Şimdi yeni yöntemimiz neydi bizim? Onu hatırlayalım. Bize verilen sayıyı öncelikle sol tarafa yazıyorduk. Burayı ayırdım. Sayımız ne bizim? 18. 18'i yazdık, değil mi? Daha sonra bir tane uzunca bir çizgi çekiyoruz. Şimdi biz en küçük asal sayımız olan 2'den başlayarak bu sayıyı böleceğiz. 2 ile başladım. 18'i 2'ye böldüğüm zaman neyi elde edeceğim ben? 9'u elde edeceğim, değil mi? 18'in içinde 2, 9 defa var. Daha sonrasında 9'u 2'ye bölemiyorum. Çünkü 9 2'ye tam bölünmez. Dolayısıyla diğer asal sayıma geçiyorum. Yani 3'e, 9 3'e tam bölünür. Dolayısıyla 9'u 3'e böldüğüm zaman da 3 sonucunu elde edeceğim. Şu an elimde 3 kaldı. 3 zaten bir asal sayıydı. Yani sadece 3'e ve 1'e bölünebilir. Dolayısıyla ben yine 3 sayımı yazacağım buraya. 3'ü de 3'e böldüğüm zaman 1 yazıyorum. 1'e geldiğim zaman duruyorum. Çünkü sağ tarafa 1'i yazmıyordum. Neden? Çünkü 1 bizim asal sayımız değildi. Bizim en küçük asal sayımız 2'ydi arkadaşlar. O yüzden 2'den başlıyorduk. Dolayısıyla ben 18'in asal çarpanlarını bulmuş oldum burada. Buradan artık neyi yazacağım? Biraz önce de yaptığımız gibi 18 dediğimiz şey neydi? Bu sağ tarafta gördüğümüz sayıların çarpımıydı. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 demekti. Buradan da 3 ile 3'ün çarpımını ben 3'ün karesi, yani 3'ün ikinci kuvveti olarak yazıyordum. Yani 2 çarpı 3 üzeri 2. Dolayısıyla bu benim asal çarpanlarım oluyordu arkadaşlar. Şimdi buraya küçük, biraz önce yazdığımız sayfa burası. Küçük bir iki tane örnek yapalım. Hem de birazcık pekişmiş olur bizim için de. O yüzden burayı siliyorum. Yani birkaç büyük sayıyla uğraşalım. Mesela 108 sayısıyla uğraşalım. Bayağı büyük bir sayı. Veya işte 72 sayısıyla uğraşabiliriz. Hem çift ayırması kolay olabilir. Hem de daha büyük sayılarla uğraşınca elimiz biraz daha belki bir sürü asal sayıya böyle böyle alışır. Yani bize verilen, biz kendimiz verdiğimiz bir sayı daha doğrusu. Önce hem çarpan ağacıyla yapalım, daha sonrasında da yeni gördüğümüz yöntemle yapalım. Aslında şunu da fark etmiş olmalısınız. Çarpan ağacıyla yapmak insanı biraz daha uğraştırıyor. Çünkü bir sayı yazıyorsun, daha sonrasında o sayıyı işte neyle çarparsam neyi bulabilirim gibi düşünüyorsun. Ama yeni yöntemle yaptığımız zaman direkt asal sayılar, en küçük asal sayımızdan başlayarak nelere bölebilirim diye sırayla sağ tarafa yazıyoruz. Biraz daha pratik geliyor bana en azından ikinci yöntem. Şimdi o yüzden 104 sayımızı mı alalım, kaçı alalım? 108'i de alabiliriz, fark etmez. 104 sayımızı ele alalım. 104 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarına ayıralım. Yazdık. Tamam. Şimdi önce çarpan ağacımızla yapalım bu işi. 104'ü yazıyorum. Sol tarafa 104'ü yazdım. Direkt düşünüyorum, en küçük asal sayım neydi benim? 2'ydi. 2 ile neyi çarparsam 104'ü elde ederim. Hemen bakıyorum, 2 ile 52'yi çarparsam 104'ü elde ederim. Yani aslında şunu da düşünebiliriz. Yeni yöntemden aklımıza gelebilir. 104'ü 2'ye bölersem ne gelir diye de düşünebiliriz. Şimdi daha sonrasında bu çarpan ağacının sol kolunda ya da sol dalında 2 var, değil mi? 2 artık bir asal sayı olduğu için oraya dokunmuyorum. Sağ tarafa bakacağım. 52 bir asal sayı değil. Çünkü 2'ye bölünebilir olduğunu görüyoruz. Son basamağı 2. Dolayısıyla hemen 2 de bir asal sayı olduğu için 2 ile neyi çarparsam 52'yi bulabilirim diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani daha doğrusu 52'yi 2'ye bölsem 26 sonucunu elde edeceğim. Dolayısıyla bu 52'nin sağ kanadına da 26'yı yazıyorum. Yine bu 52'nin sol kanadındaki 2'yi ellemiyorum. Zaten bir asal sayıya ulaştım. Dolayısıyla sağ tarafta asal olmayan 26 sayısıyla uğraşacağım.
26'da 2'ye tam bölünebilir. Bunu da son rakamından görebiliriz. Çünkü son rakamı 2'nin bir katı, 2'nin 3 katı. Evet, Efe de bana chat odasından görüyorum, yardımcı oluyor. Şimdi 26'yı o zaman 2 çarpı ne olarak yazabilirim? Hemen 26'yı 2'ye böldüğümüzde 13 sayısını elde edildiğini görüyoruz. Yani 13'te de 2'yi çarptığında 26 elde edildi. Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Şimdi 13'e kadar geldim. 26'nın sol kanadı 2. 2 zaten bir asal sayı. Ellemiyorum. Şimdi sağ kanadına bakıyorum. 13 sayısı var. Acaba 13 sayısı asal mı değil mi? Hemen kontrol edelim. 13 sayısı çift değil. Dolayısıyla 2'ye bölünmez. 3'e bölünebilir mi? Rakamlarını toplayıp bakalım. 3 ile 1'i topladım. 4. 3'ün bir katı değil. Dolayısıyla 3'e de bölünmez. 4'e zaten bölünmüyor. 13, 4'ün bir katı değil. Daha sonra neye bakabiliriz? 5'e bölünmediğini görüyoruz. 10'a bölünmediğini görüyoruz. Yani 13 sayısı 7'ye de bölünmez zaten. 8'e bölünmediğini görüyoruz. Yani 9'a da bölünmüyor 13 sayısı. Yani böyle bir sürü şeye bölünmediğini söyleyebiliriz şu an burada. Ama bizim söylememiz gereken şey şu. 13 bir asal sayıdır. Sadece 1'e ve kendisine bölünebilir. Buraya asal sayıdır yazalım. Asal sayı. Dolayısıyla ben bu 104'ü bütün asal sayıları, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. 104'ü son dalın son kanadında asal sayı bulana kadar ayırdım çarpanlarını. Bakıyorum 2, 2, 2 ve 13 var. Bunların hepsi asal sayı. Dolayısıyla şimdi kontrol etmem gereken şey, bu en sondaki rakamların çarpımının 104 olup olmadığı arkadaşlar. Hemen bakacağız buna da. İlk sayımı ne bulmuştum? En üstte 2 bulmuştum. İlk asal sayım 2'ydi. Daha sonrasındaki sayımı ne buldum? 2 buldum. Yine onu da yazıyorum çarpım olarak. Alttakilerime bakıyorum. Bir 2, bir de 13 bulmuştum. Bir de onları da yazıyorum. 2 çarpı 13. Şimdi bu sayıları çarptığım zaman eğer ki 104 sonucunu elde ediyorsam biz bunları doğru ayırmışız demektir. Hemen yapalım. Büyükten başlayalım ya da küçükten başlayalım. 2 ile 2'yi çarpalım. 4 geliyor değil mi? 4 ile 2'yi çarptık. 8 geldi. 8 ile 13'ü çarparsam acaba 104 gelecek mi? Hemen bunu aşağıda uzun uzadıya çarparak bakalım. 8 ile 3'ü çarptım. Yani 8'in 3 katını aldım. Yani birinci 8'e 2 tane 8 ekledim. Ne demek istiyorsak artık. 8 ile 3'ü çarptığımız zaman ya da 8'in 3 katı 24. Dolayısıyla ben buraya 4'ümü yazıyorum. Elde var 2 diyorum. Burada elimizde var 2. Onu yuvarlak içerisine aldım. 8 ile 1'i çarptım. 8 geldi. Elde vardı 2. 8'de de 2'yi topladım. 10 geldi. Onumuzu da sol tarafa yazdığımızda biz neyi bulduk? 104 sonucunu bulduk. Yani biz bu bulduğumuz asal sayıları çarptığımız zaman 104 sonucunu, yukarıdaki en yukarıdaki sayıyı bulabiliyormuşuz. Dolayısıyla biz çarpanlarına doğru ayırdık. Peki bunları nasıl yazacağız? Biraz önce söylemiştik ya, bazı sayıları kendisiyle çarpmak üslü olarak ifade ediliyordu. İlk konularımızda öğrenmiştik bunu. Şimdi burada 2'yi 3 kere kendisiyle çarptığı için bunu 2 üzeri 3 olarak ifade edeceğiz. Hem de zaten üslü ifadeleri kullanma amacımız çok büyük sayıları en aza, en minimum yer kaplayacak şekle indirmekti. Yine aynı şekilde 3 tane 2'yi yan yana yazmaktansa 2 üzeri 3 olarak yazmak daha mantıklı olduğu için ve daha az yer kapladığı için de yine öyle yazacağız. 2'yi 3 kere kendisiyle çarptığımız için 2 üzeri 3 olarak yazıyoruz dedik. Çarpı, bir de 13 var burada. Yine eşit olduğumuzu zaten gördük. 104 yazıyoruz. Yani biz çarpan harcımızda böyle yapıyoruz. Peki yeni öğrendiğimiz yöntemle nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen yapalım. 104'ümüzü yazıyorduk bir sol tarafa, değil mi? Şimdi bu sayımızın sağ tarafına uzunca bir çizgi çekiyorduk. En küçük asal sayımız olan 2'den başlıyoruz. 2'yi yazdım. 104'ü 2'ye böldüğüm zaman kaç bulacağım? Zaten şurada görmüştük. Çarpan harcını ayırırken de yapmıştık. 104'ü 2'ye böldüğümüz zaman biz buradan 52 sonucunu elde edeceğiz. 52 2'ye bölünür mü? Evet, bölünür. Geçen hafta bölünebilme kurallarında gördük. 52'nin son basamağı 2 olduğu için, yani 2'nin bir katı olduğu için 2'ye tam bölünür dedik. Dolayısıyla en küçük olan asal sayım 2'den devam ediyorum.
yine 2 yazdım. Sağ tarafa 52'yi 2'ye böldüğüm zaman şurada görmüştük yine çarpan ağacında 26'yı elde ediyoruz. Hemen bakıyorum 26 2'ye bölünür mü? Eğer ki 2'ye bölünmezse direkt 3'e geçeceğim demiştim. 26'nın son basamağına bakıyorum 6. 6 2'nin 3 katı yani 2'nin bir katı olduğu için son basamağı 2 ile bölünebilir. Bölünebilme kurallarından geliyor. Bunları böyle bol bol örneğini çözün demiştim size. İşte bol bol tekrar ederseniz ileride daha pratik işlemler yaparsın diye. Buralarda işimizde yarıyor işte. Dolayısıyla bölünebilme kuralından da gördüğümüz gibi 26'yı 2'ye böleceğiz burada. O yüzden sağ tarafa 2 yazıyorum. 26'yı 2'ye böldüğümüzde kaç elde etmiştik? Yine çarpan ağacının son dalında gördüğümüz gibi 13 elde etmiştik. Ve 13 bir asal sayı olduğu için sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyordu. Ben şimdi sağ tarafa 1 yazamam. Neden? Çünkü 1 bir asal sayı değildi değil mi arkadaşlar? Benim en küçük asal sayım 2 idi. Biz asal sayılara 2'den başlıyorduk. O yüzden 1 yazamadığım için kendisini yazıyorum sağ tarafa. Çünkü benim amacım şuydu, ben bu bölme işlemini yaparken sol tarafta 1 kalana kadar devam edecektim, değil mi? O yüzden 13'ü yazdım. 13'ü de 13'e böldüğüm zaman 1 sonucunu elde ediyorum. Bakın, sol tarafta 1 kalana kadar yaptık biz bu bölme işlemini. Sağ tarafa bakıyorum. Evet, sağ taraftaki sayılarım, yani asal sayılarım, benim bu 104 sayımın asal çarpanları oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu nasıl yazacağız? 104 eşittir. Hemen şuraya yazdım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 13. Zaten burada da görmüştük. Çarpan ağacında da nasıl yazıldığını görmüştük. Direkt o yüzden yazıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 13 olarak yazabiliyorduk. Bu kadar. Eğer ki Efe bir problem varsa, anlamadığın, takıldığın bir yer varsa söyle ya da not alıyorsan söyle, bekleyebilirim biraz. Eğer ki bir sıkıntı yoksa da diğer örneğime geçeyim. Yeni yeni örnekler yapalım. Hatta bu sefer belki sen de sağ taraftan bana nelere bölünür bölünmez diye yardımcı olabilirsin. Tamam, o zaman siliyorum. Senlik bir problem yokmuş. Şu sol tarafın bir kısmını silsem yeter bize diye düşünüyorum. Yani şurayı silsem tamamdır. Şimdi hangi sayımızı yapalım onu düşünelim. Mesela bu sefer hep çift sayılarla gittik. Hep ikiye bölünebilen sayılarla gittik. Dolayısıyla şimdi küçük sayılarla gidebiliriz. Yani tek sayılarla gidebiliriz daha doğrusu. Tek sayılarımızdan ne yapalım? Önce küçük bir sayı alalım tek sayılardan. Mesela 33 sayısı. Hem tek sayı hem de asal sayı değil, değil mi? 33 sayısını ele alalım. Şimdi çarpan ağacını yapabiliriz bunun. Hem çarpan ağacını hem de normal şeklini yapalım yine. Bu sefer çarpan ağacını biraz daha hızlı yapacağım. Çünkü artık çarpan ağacını geçen hafta da bolca örneğini çözmüştük. Şimdi tekrardan hem çarpan ağacından hem yeni yöntemden yapma amacım da daha rahat görebilmemiz için hem de birazcık elimiz alışsın diye. Hemen 33 çarpanlarını ayıracağım. Benim en küçük asal sayım neydi? 2 idi. Ama 33 2'ye tam bölünmez. Çünkü son basamağı, yani birler basamağı 2'nin bir katı değil, değil mi? O yüzden diğer asal sayıma geçiyorum. 3 var. 33 3'e bölünür ve bölündüğü zaman da bize 11 sonucunu verir. Yani ben buraya 33'ün sağ ve sol kanadına 3 ve 11 yazarsam 3 ile 11'i çarptığımda 33 sonucunu elde ettiğimi de söylemiş oluyorum. Şimdi sol kanadında 3 var. 3 artık benim bir asal sayım olduğu için o duracak oradaydı. Sağ tarafa bakıyorum 11 sayım var. 11 zaten bir asal sayıydı değil mi? Biz seninle biraz önce yapmıştık bunları. Birkaç slide öncesinde 11'in bir asal sayı olduğunu görmüştük. Sadece 1'e ve kendisine bölünebildiğini söylemiştik. Dolayısıyla 33 sayısını biz böyle hemencecik ayırmış olduk asal çarpanlarına. Yani buradan 33 eşittir 3 çarpı 11 dersem işte 33 sayısının asal çarpanları bunlardır. Veya nasıl yapabiliriz dedik. İkinci yolumuz. Buraya 1 yazayım ve yuvarlak için alayım. Birinci yolumuz orası olsun. Buraya da ikinci yolumuzu yazayım. Karıştırmayalım. 33'ü yazıyordum. Bir tane çizgi çekiyordum. Sağ tarafa sırayla yazıyordum. En küçük asal sayımdan başlayarak. 33 2'ye bölünmez dedik. 3 ile başladık. 33'ü 3'e böldüğüm zaman 11 sonucunu elde ettim. 11 de bir asal sayı olduğu için sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor dedik. Sağ tarafa 1'i yazamıyorum. Neden? Çünkü 1 bir asal sayı değildi.
Dolayısıyla kendisini yazacağım. Buraya 11 yazacağım. 11'i de 11'e böldüğümde bir sonucunu elde ettim. Bakıyorum sol tarafta sonda 1 kalmış. Sağ taraftaki bütün sayılarım asal. Yani benim işim bitti burada. Asal çarpanlarını ayırdım. Buradan da yine aynı şekilde 33 eşittir 3 çarpı 11 yazabilirim arkadaşlar. Şimdi burada da bir problem yok gibi duruyor. Yani bir problem varsa yazabilirsiniz chat odasından. Tekrar edeyim. Yoksa da son örneğime geçeceğim. Son bir güzel bir örnek yapalım. Daha sonrasında da diğer slaytlarıma geçeceğim. Tamam, efelik bir sıkıntı yokmuş. Bu sefer hangi sayıyı ele alsak? Onu düşünüyorum. Biraz daha böyle 72 sayısını ele alalım mesela. 72'yi nasıl yapacağız? Şimdi 72 yine hem birinci yoldan hem de ikinci yoldan yapacağım ben. Önce birinci yolumuzu yapalım. Birinci yolumuz neydi? Çarpan ağacıydı. 72'yi hem sağ kanada hem de sol kanada oklar çizerek başlıyorum. En küçük asal sayım olan 2'ye bölünebiliyor mu? Evet, bölünebiliyor. Çünkü sağ taraftaki yani birler basamağındaki rakam 2'nin bir katı. Dolayısıyla hemen sol kanadıma 2'yi yazıyorum. Ve 72 ile 72 elde edebilmek için 2 ile kaçı çarpmam lazım diye düşünüyorum. Yani 36 ile 2'yi çarparsak zaten 2 elde edebileceğimizi bu bölme işleminden de görebiliyoruz. Dolayısıyla 2 ve 36'yı elde ettim. 2 asal sayı dedim, onu sağ tarafa attım, ellemiyorum artık. Şimdi sağ taraftaki 36 ile devam edeceğim. 36 bir asal sayı değil, yani bir sürü böleni var. Dolayısıyla 36'yı ayırmaya devam ediyorum. 36'yı bir sol kanadına bir de sağ kanadına ayırıyorum. 36 2'ye bölünebilir mi? Yani benim en küçük asal sayım olan 2'ye bölünebilir mi? Son basamağı 6, 2'nin bir katı. Dolayısıyla buraya 2 yazabilirim. 36'yı da 2'ye böldüğüm zaman 18 sonucunu elde ederim. Dolayısıyla sağ tarafa da 18 yazıyoruz arkadaşlar. 18 ile 2'yi çarptığımızda bir üsttekini yani 36'yı veriyor. Şimdi sol kanat yine 2 kaldı. Orası asal, oraya dokunmuyorum. Sağ kanattan yine devam ediyorum. Sağ kanadı tekrar ayırıyorum 2'ye. 18 2'ye bölünebilir mi diye düşünüyoruz. Son basamağı 8, 2'nin 4 katı. Dolayısıyla 2'ye bölünebilir. Sol kanada yine 2'yi yazdım. Sağ tarafa bakıyorum. 18 2'ye bölersem neyi elde ederim? 9 elde ederim. Efe de zaten bana oradan yardımcı oluyor. 18'de 2'ye bölersek 9 elde edebiliriz dedik. Dolayısıyla sol taraf asal da oraya dokunmuyorum. Şimdi sağ tarafta 9 var. 9 bir asal sayı değil. Çünkü 3'e bölünebiliyor. Kendisi ve 1 dışında. Dolayısıyla 9'u da bu sefer 3 çarpı 3 diye ayıracağım. Biraz önce zaten 9 üzerinden de işlem yapmıştık. 3 çarpı 3 diye ayırıyorum. Bu sefer 9'un sağ ve sol kanadının her ikisi de asal geldi değil mi? Yani hem sağ taraf hem sol taraf 3 ve 3 bir asal sayı. Dolayısıyla ben şu an çarpan ağacındaki bütün dalların ucundaki sayıları asal elde ettim. Yani benim işlemim bitmiş görünüyor. Son rütuş dediğimiz şey yani bu sayıların sırayla çarpacağız ve en üstteki 72 sayısını elde edebiliyor muyuz diye bakacağız. Şimdi çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2, 3 tane 2 var dedik. 2 tane de 3'ümüz var. 3 çarpı 3. Çarpıyoruz şimdi bunu. 2 ile 2'yi çarptık 4. 4 ile 2'yi çarptık 8 geldi buradan. 8 ile 3'ü çarptık 24. 24 ile de 3'ü çarparsak buradan arkadaşlar biz 72 sayısını elde ederiz. Yani bu aşağıdaki bütün asal sayılarla asal sayı birbirleriyle çarptığım zaman en yukarıdaki 72 sayısını elde edebildim. Şimdi geriye sadece toplu bir halde yazmak kaldı. Toplu halde yazmaktan kastımız neydi? Aynı olan sayıları üslü şekilde ifade edeceğim. 2'den kaç tane var burada? 3 tane değil mi? O zaman onu 2 üzeri 3 olarak yazacağım. Çarpı 3'ten de 2 tane var elimizde. Bunu da 3 üzeri 2 olarak yazacağız. Eşittir 72. Zaten işlemin sonucu değişmiyor. İşte biz 72'yi asal çarpanlarına ayırdık arkadaşlar. Şimdi ikinci yolumuz olan yeni öğrendiğimiz yolla yapmaya çalışalım. Yani şöyle, ikinci yolumuzu buraya yazıyorum. Ne yapıyorduk? 72 sayımızı yazıyorduk.
uzunca bir çizgi çekiyorduk ve sağ tarafta en küçük asal sayıdan başlayarak sırayla bölüyorduk, değil mi? Sağ tarafa en küçük asal sayım olan 2'yi yazdım. 72 2'ye bölünür. Yani 72 2'ye böldüğümüz zaman hemen şurada gördüğümüz gibi 36 elde ediyoruz. 36 2'ye bölünür dedik. 36 2'ye böldüğümüz zaman yine şurada gördüğümüz gibi 18 elde ediyoruz. 18 2'ye bölünür dedik. 18'de 2'ye böldüğümüz zaman 9 elde ediyoruz dedik. 9 2'ye bölünmez. 2'den sonraki asal sayım neydi? 3. Dolayısıyla 9 3'e bölünebilir. Hemen onu da gösterelim. Buraya 3 yazdım. 9'u da 3'e böldüğüm zaman 3 geldi. Hala bitmedi. Sol tarafta hala 1'e ulaşamadım. Ki 1'e ulaşana kadar devam edecektim. Dolayısıyla 3 1'e ve kendisine bölünebiliyordu. Ama sağ tarafa 1 yazamıyorum. Neden? Çünkü 1 bir asal sayı değildi, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla kendisini yazacağım sağ tarafa. 3'ü de 3'e böldüm. 1 geldi. Yani sol tarafta 1'e ulaştım. Dolayısıyla benim işim bitti burada. Bakıyorum, çarpan ağacında bulduğum aynı sayılarımı buldum. 3 tane 2 buldum. Evet, çarpan ağacında da 3 tane 2 vardı. Ve 2 tane de 3 buldum. Bakıyorum, evet 2 tane de 3 vardı. Dolayısıyla hem birinci yolla hem de ikinci yolla 72 sayısının çarpanlarını ayırmış oldum. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Eğer ki bir sıkıntı varsa söyleyelim. Tekrar edeyim. Sıkıntı yoksa bir iki tane ödev bırakıp diğer slaytıma geçeceğim. Bekliyorum yazmanızı, bir sıkıntı var mı diye. Yokmuş, tamam. O zaman şu sol tarafı silip böyle bir iki tanecik ödev bırakacağım. O ödevlerimizde eğer ki yapabilirseniz, ki bence yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü artık bir sürü örnek çözdük ve sizler de zaten sağ taraftan katılıyorsunuz. Dolayısıyla bunların yapılabileceğini düşünüyorum. Ve şu an bunları size söylerken de acaba hangilerini ödev olarak versem diye düşünüyorum. Mesela Efe, sen biraz önce 108 sayısını söylemiştin. Dolayısıyla ödev olarak 108 sayısını bırakabiliriz. Daha sonra bir tane de tek sayı bırakmak istiyorum. Tek sayımız düşünelim. Bir de tek sayı bırakalım. Kalemimi aldım. Ödevimi yazıyorum. Ödev dedik. Hemen aşağıdaki sayıları, ki sayıları çarpanlarına ayırınız. Asal çarpanlarına, onu da belirteyim, ayırınız. Birinci şu olsun dedik. 108 miydi Efe? Evet, bakayım, 108 demiştin. Evet, 108 olsun. İkincimiz ne olsun? 55 sayımız olsun. Üçüncü ödevimiz de 97 olsun. 97 sayımız olsun. Dördüncü ödevimiz de biraz daha şey bir ödev olsun. 144 olsun. Tamam. Bu 4 tanesi ödev. Yani ben size zaten burada ödevlerinizi yaptınız mı diye kontrol etmiyorum. Sadece bunları verme amacım. Sizin ben buradan gittikten sonra oturup acaba bugün öğrendiklerimi, yani bugün gördüklerimizi veya konuştuklarımızı gerçekten öğrenmiş miyim diye tekrar etmenizdi. O yüzden bu gördüklerimizi en azından birazcık pekiştirmek adına bir iki tanesini dahi yapmanız taraftarıyım. Atıyorum bir çiftini bir tekini yapın buradaki sayıların. Veya diyorsanız ki hepsini yapacağım, sizin yararınız olacak. En azından bütün şeylerinizi tekrar etmiş olacaksınız. Buraya kadar sıkıntı yok diye düşündüğüm için diğer slayta geçiyorum. Ki zaten sıkıntı olmadığı yazılmış ama bekleyebilirim. Ödevi yazıyorsunuz galiba. Ödevi yazdığınızda sağ tarafa chat odasına yazın. Tamam, yazılmış galiba. Geçiyorum o zaman. Ya da biraz daha bekleyin, belki ödevi yazıyorsunuz. Tamam. Geçtim. Şimdi bir doğal sayının asal çarpanlarının çarpımı sayının kendisine eşit. Bunu zaten gördük. Biraz önce bütün bulduğumuz sayıların asal çarpanlarını çarpıp kendisine eşit olduğunu tescillemiştik. Doğru mu yaptık, yapmadık diye.
Bununla alakalı bir tane örneğimiz var aşağıda. Şimdi demiş ki bize asal çarpanlarına ayrılmış biçimi 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olan doğal sayıyı bulalım. Bunu nasıl bulacağız? Bize verilen bu sayıları açıp tek tek çarpacağız birbiriyle ve sayımızı elde edeceğiz. Hemen yazıyorum. Sayımız neydi? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 değil mi? 2'nin karesi ne demekti? 2'yi 2 defa kendisiyle çarp. 3'ün karesi ne demekti? 3'ü 2 defa kendisiyle çarp ve 5 üzeri 1 o zaten kendisi. Onu aynen bırakıyorum. Şimdi sol taraftan başlıyorum çarpmaya. 2 ile 2'yi çarptık. Ne bulduk buradan? 4. 4 ile 3'ü çarptık. Ne bulduk? 12. 12 ile 3'ü çarptığımız zaman ne bulacağız? Hemen şurada çarpalım. Hem siz de görmüş olursunuz. 12 ile 3'ü çarpacağım. 3 ile 2'yi çarptım. 6 geldi buradan. 3 ile 1'i çarptım. 36. Son olarak ne yapacağım? 36 ile da 5'imi çarpacağım değil mi? Hemen burada da onu yapıyorum. 5 ile 6'yı çarptığım zaman yani 5'in 6 katını aldığım zaman buradan 30 gelecek. 30'un sıfırını yazıyorum. 3 var elde deyip yuvarlak içine alıyoruz. 5 ile de 3'ü çarptık. 15. 15'e de 3 ekledik. Ne gelecek buradan? 180 gelecek değil mi? Dolayısıyla buraya 180 yazacağız. Efe de yazdı zaten sağ tarafta ama ben burada işlemleri yapma nedenim en azından nasıl yapıldığını görelim diye. Yani bu örnekte bize verilen 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 doğal sayısını, 5 rakamların çarpımı verilen sayımız bizim 180'miş. Bu kadardı. Yani asal çarpanın ne demek olduğu, asal çarpanları çarptığımız zaman sayısının kendisini elde ettiğimizi gördük. Asal çarpan ne demek onu gördük. Aralarında asallık ne demek onu gördük. Asal sayı ne demek? Aslında ilk başta söylediğim şey, ben böyle geriden geliyorum, geriye doğru gidiyorum. Asal sayı ne demek? Onu da söyledik. Şimdi yeni bir şey olan iki doğal sayının ortak böleni ne demek? Şimdi biz biraz önce aralarında asallıkta ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? Bir sayının, iki sayının arasında asal olmak neydi? Hemen şu sağ tarafta hatırlayalım. Çünkü bu ortak bölen mevzusu birazcık da orada geçmişti biz aralarında asallığa bakarken. Neydi mesela? Aralarında asal olan sayılar nelerdir dediğim zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey ardışık sayılar değil mi? Ardışık sayıların daima aralarında asal olduğunu görmüştük ve söylemiştik. Mesela şimdi şeyi alalım. 20 ile 21 sayılarını alalım. Bunlar aralarında asal mı diye bakıyorum. Ki zaten bunların aralarında asal olduğunu da biliyorum. Birbirlerinin ardışıklar. Dolayısıyla şimdi ben bunların sırayla bölenlerini bulacağım. Yani ortak bölenleri sadece bir olduğu için aralarında asal diyordum. Şimdi ben bunların sırayla bütün bölenlerini bulup ortak bölenlerinin bir olduğunu söyleyeceğiz. Ve burada neyin ne olduğunu göstererek ortak bölen konumuza geçeceğiz. 20'nin bölenlerine bakıyorum. 20'yi ne böler? Hemen başlıyoruz. 1 böler dedik. 2 böler dedik. 3 bölmez. 4 böler dedik. Aynı zamanda 5 de böler çünkü sonu 0. 6 tam bölmez. 7 tam bölmez. 8 tam bölmez. 9 da tam bölmez. 10 tam böler demiştik. 11, 12, 13, 15 bunlar tam bölmez. Ama 20'nin bir de kendisi tam böler. Dolayısıyla buraya bir de 20 yazıyorum. Peki 21'i tam bölen sayılar neler? 1 tam böler. Zaten 1 bütün sayılarımızı bölüyordu. 2 tam bölmez. Hemen bunu rakamlarını topladığımız zaman 3 geldiğini gördük. Yani 3 sayısı 21'i tam böler. Hatta 21'i 3'e böldüğümüz zaman 7 elde ederiz. 4 bir sayıyı tam olarak bölmez. 5 bölmez, 6 bölmez. Ama 7 bu sayıyı tam olarak böler. Çünkü 21'i 7'ye böldüğümüzde de 3 sayısını elde ediyoruz. Devam ediyorum. 8, 9, 10. 21'i tam bölmez. 11, 12, 13, 14, 15. Bu sayılar da tam bölmez. Ta ki kendisine kadar. Bu sayıyı bir de kendisi tam böler. Şimdi bakıyoruz. Bunlar zaten ardışık sayılardı. Aralarında asal olduğunu oradan söylemiştik. Burada ortak olan bölenleri 1'di. Ortak olan bölenleri 1 olduğu için zaten ardışık sayı diyorduk. Yani bir sayının ortak bölenlerine bakmak ne demek? Buradan onu görmüş olduk. Hem ardışık sayıları tekrar etmiş olduk.
yani aralarında asal olan sayıları ve ardışık sayıları tekrar etmiş olduk. Hem de ortak bölen demek denilen şeyin ne demek olduğunu gördük. İki tane sayı var elimde, iki veya daha fazla. Bu sayıların bölenlerini sırayla yazacağız ve hangileri hepsinde varsa o sayılara ortak bölen diyeceğiz. Daha sonrasında tabii bunları şöyle dayayacağız. En büyük ortak bölenler veya en küçük ortak bölenler diye ayırıp onları da bulacağız arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilen örneğimize bakalım. 12 ve 16'nın ortak bölenleri aşağıdaki kümelerden hangisidir diyor. Hemen şu sağ tarafa gelelim. 12 ile 16'nın ortak bölenlerini bulmak için sırayla bölenlerini yazalım. 12'nin bölenlerini dersin ilk başında yapmıştık hatırlıyorsanız. 12 1'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür çünkü bir çift sayı. 3'e tam bölünür, 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 buluruz. 4'e tam bölünür dedik, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür. 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e bölünmez ama kendisine tam bölünür. Şimdi 16'ya bakıyoruz. 16 1'e tam bölünür. Yani 1 16'yı tam böler. 2 tam böler 16'yı, 3 tam bölmez, 4 tam böler 16'yı 4'e böldüğümüz zaman 4'ü elde ederiz. 5 olmaz, 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olur. 16'yı 8'e böldüğümüz zaman 2'yi elde ederiz. 9 olmaz, 10 olmaz, 11, 12, 13, 14, 15 bunların hiçbiri olmaz ta ki kendisine kadar arkadaşlar. Evet, Efe Furkan'ın da dediği gibi 2, 4, 8 olur, 9 olmaz demiş. Şimdi biz bu 12 sayısının ve 16 sayısının bölenlerini bulduk. Aralarında yani daha doğrusu bu iki sayının ortak bölenleri neler? Onlara bakacağız. Bir her sayının ortak bölenidir demiştik zaten. Dolayısıyla buradan da görüyoruz. Birler ortak. Hemen onları işaretledim. Diğerine bakıyorum. 2 var burada. İkiler her ikisinde ortak. Onları işaretledim. 3 sol tarafta var. Sağ tarafta yok. Sol tarafa tekrar bakıyorum. 4 sol tarafta var. Aynı zamanda sağ tarafta da var. Dolayısıyla 4 sayımız da ortak bölenimizmiş bizim. Sol tarafta 6 var. Sağ tarafta yok. Sol tarafta 12 var. Sağ tarafta yok. Sağa baktım. 8 sağda var. Solda yok. 16 sağda var. Solda yok. Dolayısıyla ben burada 3 tane ortak bölen buldum. Yani 12 sayı 12 sayısıyla 16 sayısının ortak bölenleri 1, 2 ve 4'müş arkadaşlar. Şıklarımıza bakıyoruz. 1, 2 ve 4 olan doğru yanıt nerede? B şıkkında. Burası anlaşıldı mı acaba? Anlaşılmadıysa tekrar edebilirim ki ama Efe zaten cevapları böyle sağdan sağdan yazdığı için ki anlaşıldı diye onay da gönderdi. Sıkıntı olmadığını düşünüyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Evet, şimdi 8 ve 20'yi ortak bölen en büyük sayı nedir? Ben demiştim ya bazı sayıların en büyüklerine, EBOB'larına bakacağız, bazılarının en küçüklerine, ECOG'larına diye adlandırdığımız şeylere bakacağız. Şimdi burada 8 ve 20'nin bölenlerini bulup ortaklarını belirleyip ve onun da bir de en büyüğüne bakacağız. İşimiz iş yani biraz. Hemen başlıyorum o yüzden. 8'i yazdım, 20'yi yazdım. 8'in bölenlerini yazıyorum. 1 var değil mi? 2 var. 3 bölmez. 4 böler ama 8'i tam olarak. 5 bölmez. 6 bölmez. 7 bölmez. Ama 8, 8'i tam böler dedik. Dolayısıyla 8'in bölenlerini bulduk. Şimdi 20'nin bölenlerine bakacağız arkadaşlar. 1 zaten var. 2 de var. Çünkü neden? 20'nin birler basamağı 0. 2'nin 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Sağ basamağı yani birler basamağı ya 0 ya da 2'nin katı olacaktı. Dolayısıyla buraya 2'yi yazıyorum. 3'e bölünmez. Bölünebilme kurallarını hatırlatıyorum hemen. Rakamları toplamı 3 değil. 4'e bölünebilir. Çünkü 20 4'ün 5 katıdır. Dolayısıyla buraya 4 yazıyorum. 5'e bölünebilir mi? Evet. 20'yi 5'e böldüğüm zaman da 4'ü elde ederim. Buraya 5'imi yazıyorum. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a bölünür dedik. Ki biraz önce de yapmıştık zaten 20'nin bölenlerini. 10'dan 20'ye kadar hiçbir şeye bölünmüyordu. Bir tek en son 20 yani kendisine bölünüyordu. Şimdi 8'in ve 20'nin bölenlerini bulduk. Şimdi bunların ortak bölenlerini belirleyeceğiz. Ortak bölenlerimiz neler? Hemen bakıyorum. 1 var.
2 var arkadaşlar burada. Bir de son olarak ne var burada? 4'ümüz var değil mi? 8 ile 20'nin ortak bölenleri 1, 2 ve 4'müş. Hemen altına yazıyorum. Ortak bölenler, ortak bölenler deyip 2 nokta üst üste koyup yazacağım. 1'imiz var dedik, 2'miz var ve 4'ümüz var. Peki soru da bizden ne istiyor? 8 ve 20'yi ortak bölen en büyük sayıyı istiyor. Yani sen bu sayıların ortak bölenlerini bir bul. Daha sonrasında bunların en büyüğünü bana ver diyor. Bakıyorum 1, 2 ve 4 sayılarından en büyüğü hangisi? Bunu da gördüğümüz gibi 4 arkadaşlar. Yani benim cevabım burada 4'müş, A şıkkı. Şimdi şuraya küçük bir örnek daha yapayım bununla alakalı. Bu sefer de en küçük bölenini istemiş olalım. Hemen şuraya yazayım. Bu sefer hangi sayılar alalım? 21 ve ne olsun? 42 olsun arkadaşlar. Tamam. 21 ve 42 sayılarının ortak bölenlerinin en küçüğünü arıyoruz. Bundan önce 21 ve 42'nin bölenlerini bulacağız değil mi? 21'in bölenlerine bakıyorum. 1 var, 2 yok gördüğümüz gibi. 3 var, 21'i 3'e bölersem 7 yapar. 4 yok, 5 yok, 6 yok ama 7 var. 21'i 7'ye böldüğümüz zaman 3 yapar. 8 yok, 9 yok, 10 yok, 11 yok. Yani 7'den 21'e kadar gideceğim. Ve en son 21'i yazacağız buraya arkadaşlar. Şimdi 42'ye bakıyoruz. 42'yi bölen sayılar neler? 1 var, değil mi? 2 var, görüyoruz zaten. 42 3'e bölünebilir mi? Hemen bakıyorum. 4 ile 2'yi topladım. 6 rakamları toplamı 3'ün katı. Dolayısıyla 3'e bölünebilirmiş. 4'e bölünebilir mi diye bakıyorum. 42 4'ün bir katı değil. Dolayısıyla 4'e bölünmez diyorum. 42 5'e bölünebilir mi diye bakıyoruz. Son basamağı 0 ya da 5 değil, bölünmez. 6'ya bölünebilir mi diye bakıyorum. 42 6'ya bölünür. Dolayısıyla buraya 6 yazıyoruz. 7'ye bölünebilir mi diye bakıyoruz arkadaşlar. 42'yi 7'ye bölmeye çalışalım. Bakalım ne çıkacak. Daha doğrusu şöyle yapalım. 42'yi 6'ya böldüğümüz zaman 7 sonucunu elde ediyoruz ya. O zaman 42'yi 7'ye böldüğümüzde 6 sonucunu elde edeceğiz değil mi? Dolayısıyla 7'ye bölünebilir olduğunu da söylemiş olduk burada. 8'e bölünebilir mi? Ben bayağı zor bir şey seçmişim. Bir sürü şeye bölünüyor. 8'e bölünebilir mi diye bakıyoruz. 8'in bir katı değil arkadaşlar. Dolayısıyla 8'e bölünemez diyoruz. 9'a bölünebilir mi? 10 direkt rakamları toplamından söyleriz. Rakamları toplamı 9'un katı değil. 10'a zaten bölünebilmez. Son rakamı 0 değil. 11'e bakıyorum bölünmez. 11'in bir katı değil. 12'ye bakıyorum bölünmez. 13'e bölünmez. 14'e bakıyoruz. 28 artı 14 daha ekledik. Ne yaptı? 38, 42. Yaptı galiba. 14 ile 3'ü çarpalım. 14 ile 3'ü çarptım. 4 ile 3'ü çarptım. Buradan ne geldi? 12'nin ikisi. Elde var 1. 3 ile de 1'i çarptım. 3. Bir de elde vardı 4. Yani 14 sayısına bölünüyormuş arkadaşlar. Daha sonrasında 15'e bölünebilir mi diye bakıyoruz. 15'e bölünmez. 16'ya bölünebilir mi? 16 ile 16'yı topladık. 32 olmadı. Daha sonrasında 17, 18, 19 böyle devam edeceğim. En son nereye geleceğim? 21'e kadar geleceğim ve 21'den sonra da bunun bölenleri var değil mi? Evet, Efe de yazmış buradan 14 çarpı 3, 42 olur diye. 21'den sonra da bunun bölenleri devam ediyor. Ta ki nereye kadar? 42'ye kadar. Ama benim işime yarayacak olan kısım 21'e kadar olan kısım. Çünkü neden? 42 ile 21'in ortak bölenlerini arıyorum ben. Yani 21'den sonra zaten 42'nin ortak böleni olamaz 21 ile. O yüzden 21'e kadar yazdık bıraktık arkadaşlar. İkisi arasındaki ortak bölen. 21'den büyük sayıları yazmakla boşuna zaman kaybetmiyoruz. Çünkü bizim diğer sayımız 21. Yani diğer yazacağımız sayılardan küçük olacak. Dolayısıyla şimdi bu yazdıklarımızın ortak olanlarını seçeceğiz. 1 var zaten. 1'i hemen seçiyoruz buradan. Bakıyorum 3 var mı sağ tarafta? Evet var. 3'ümüzü seçtik arkadaşlar. Daha sonrasında bakıyorum 7'miz var burada. Bir de son olarak hangi sayımız var? 21 sayımız var değil mi? Yani
21 ile 42'nin ortak bölenlerini yazalım şuraya. Ortak bölenler. Hemen işaretliyorum. Ortak bölenler neymiş? 1 var, 3 var, 7 var ve son olarak 21 var, değil mi? Şimdi ortak bölenlerin, böyle nokta koyuyorum. İlk baştaki o ortak, sonra bölenlerin en büyüğü diyorum. En büyüğü. Buna da EBOB, OBEB diyorum. Ortak bölenlerin en büyüğü diye kısalttım bunu. Şimdi ortak bölenlerimiz nelerdi? 1, 3, 7 ve 21. En büyüğü ne? 21, değil mi? Yani OBEB dediğim şey ortak bölenlerin en büyüğü 21'miş. Şimdi ben bir de bu ortak bölenlerin en küçüğünü istiyorum. Onu nasıl kısaltacağım? Ortak, O'yu yazacağım. Ortak bölenlerin en küçüğü. Bunu da OBEB diye şey yapıyorum. Dolayısıyla bunların, yani bu ortak bölenlerin en küçüğü ne olacak? 1, 3, 7 ve 21'in en küçüğü, yani 1 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu örneğimizi de burada bitirmiş olduk. Buraya kadar bir sorun, bir sıkıntı var mı? Yani bir anlaşılmayan bir yer var mı? Ona göre şey yapacağım, tekrar edeceğim. Bakıyorum chat odasından yazan var mı diye. Yok demiş, tamam. O zaman şuraya küçük bir ödev daha bırakayım ben. Bu sefer hangi sayıları bırakayım onu düşüneceğim. 56 ile neyi bırakalım? 56 ile 78'i bırakalım. Tamam. Şimdi bu sayıların en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak bölenlerini bulalım arkadaşlar. Daha sonrasında işte hem bir tekrar etmiş olursunuz ödeviniz olarak. Hem de isterseniz eğer yapamazsanız da yine burada tekrardan çözeriz. Ben size çözerim burada. Anlamadığınız yerleri de anlatırız. Bir soru varsa, eğer ki sorun arkadaşlar, bir sorunuz varsa bekleyeyim ben ona göre. Tamam, bir soru yok galiba. O zaman arkadaşlar, bugünlük dersimizi bitiriyoruz. Haftaya artık bu ödevlerinizi yapmış ve konularınızı tekrar etmiş olursunuz. Daha çünkü üzerine çok fazla konu katacağız. Ve konularımız birikmeden bol bol sorularını çözüp bol bol tekrar ederseniz sizin için de çok iyi olur. Hem de ilerleme kat etmeniz de daha kolay olur. O yüzden soru çözmeye korkmayın. Yani bol bol soru çözebilirsiniz. Yani işte oturup böyle konuyu baştan sona çalışın demiyorum ama soruyu çözerken zaten siz orada konuyu da tekrar etmiş olacaksınız. Dolayısıyla soru çözmeyi ihmal etmeyin. Kendinize de çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.